Yeni bir günden hepinize merhabalar. Gürcistan'da ilk günümüz, böyle sokaklara attık kendimizi. Bir takım yerlere gideceğiz. Gürcistan'a gelmeyi düşünüyorsanız bir kere taksi tuzağına düşmeyin. Çünkü genelde herkes taksiye binmeye çalışıyor. Ve 100 falan alıyorlar yani. Kendi para birimlerinden bahsediyorum. 337 numaralı bir otobüs var. Kişi başı 2 geldi değil mi Serkan? 1,5 gelmiş hatta, öyle söyleyeyim. Yani taksi tuzağına düşmeyin. Hatta taksiciler size diyor ki ne kadara götüre, yani sen ne kadar veriyorsun ücret diyor. 50 deseniz atlar, öyle söyleyeyim. Biz hatta esprisine 5'e götürürsen olur dedik. Aa falan yaptı böyle. O yüzden taksi tuzağına düşmeyin. Çok fazla ve direkt peşinize takılıyorlar. 337 numaralı otobüse bindiğinizde direkt bu özgürlük anıtının olduğu yere sizi getiriyor. Tam arkamda duruyor ve rahat bir şekilde böyle yarım saatte falan olacağınız yere de varabilirsiniz. Mekanlar var işte. Aa, elfler var içeride. Güzel. Ay çok güzeller. Bütün o eğlencenin olduğu yer burada. Biz bayağı bir araştırdığımızda özgürlük anıtının orada çok etkinlik olduğunu söylediler ama yeni yılda büyük ihtimalle olur. Şu an her yerde Christmas market var. Hatta arkam, Serkan bak arkada da var. Evet. Oo süper. Yani ayın 14'üne kadar, illa ayın 24'üne gelmenize gerek yok. Ayın 14'üne kadar bunlar Ortodoks Hristiyan olduğu için asıl 14'üne kutluyorlarmış. O yüzden istediğiniz zaman gelebilirsiniz. 14'üne kadar. Şöyle arkasını da göstermek istiyorum. Açık. Şunların güzelliğine bakın. Peki, hava. Şimdi içimiz ısılsın diye böyle sıcak şaraplar aldık. Orbelini Park'ın olduğu yerdeyiz. Sorduk da 8-9 gibi kapanıyormuş. Biraz da insanların çoğunluğuna ve kalabalıklığına göre normal her gün, yani değişik saatlerde de kapanabiliyormuş. Ama yılbaşı gecesi tabii ki de 12-1'e kadar devam ediyor. En hareketli yer parlamento binasının orasıymış. Büyük konserler arıyorsanız, daha böyle şaşalı partiler, böyle gerçekten güzel, herkesin coştuğu, eğlendiği parlamento binasının oradaki konser alanını önerdiler buradakiler. Ama daha küçük böyle Christmas market havasını böyle yaşamak istiyorsanız, bizim şu an olduğumuz bu park tam bunu andırıyor. Gerçekten çok çok güzel. Şimdiden kurmaya başlamışlar zaten marketlere de. Arkamda da burada görebiliyorsunuz. 50-60 kişi var şu an burada da. Böyle geziyorlar, dolaşıyorlar. Gerçekten çok tatlı bir yer. Bir de hava o kadar güzel ki incecik bir kürkle dolaşıyorum. Gerçekten çok güzel. Şansımıza ben böyle kar yağacak diye bekliyordum. Kaç derece? 5 derece. Ama ben şu an gerçekten terliyorum. Bir de üstüme başka bir ceket de vardı. Yani umarım gece yani böyle olur hava. Yani en azından ince bir ceketle dolaşabiliriz diye düşünüyorum. Yarın zatüre. Yarın da Serkan'ı duydunuz. Olsun hani gelmişken hasta olup dönmeyelim ama olursak da en azından eğlendik deriz diye düşünüyorum. Especially for Christmas, and we also searched that's like until the 14th because of your celebration as well. And the pictures were great, and so we decided to come here to see. And it's like amazing. And we also had like some marks on our map, so that was our second to-do list for today. And yeah, for having to feeling the atmosphere here, so we decided to come here. Şimdi krep söyledik buradaki pazar yerinde. Bunlara toplam 7,5 euro gibi bir fiyat verdik. Bir americano, bir cappuccino, bir de krebimiz var. Buraya kesinlikle gelmenizi öneririz. O kadar güzel bir yer ki, bakar mısınız? Her yeri süslemişler. Ve gecenin 11'ine kadar açık bir yermiş biraz. Şöyle küçülterek göstereyim size. Böyle krep diyor. Biz de burada oturduk. La Crepie adı galiba. Şöyle size fiyatları da göstereyim. Hatta Türk kahvesi bile var. Türk kahvesi bizden daha ucuz. Ha? Beylizli kahve ama kahveymiş. Beylizli kahve. Fark etmez. Yalnız Türk kahvesinin bizim ülkeden daha ucuz olması beni çok bir cezbetti. Ben şok ya. Kaç ya, kaç TL yapıyor 3 gel? 30-40 lira. 30-40 lira ve hani 33, çok güzel. 33 lira. Bizde kahve yarında 50 lira. 50 lira falan herhalde. Aynen. Ha, Türk kahve satıyorlar. Olmadı bir deneriz de belki aynı tat değildir. Bunlar da gel fiyatları bakın arkadaşlar. 20 gel falan.
pizza 220 TL gibi bir fiyata geliyor. Yani bizlerle aşağı yukarı başa baş fiyatlar, yani bir yemek açısından düşündüğünüzde, ama kesinlikle alkollü veya alkolsüz içecekleri düşündüğünüzde bizlerden çok çok daha uyguna. Serkan Norveç sponsorluğu yapıyor. Yarın da şeye gidelim dedik, teleferiye gidelim. Yarınki planımız bu şekilde. Yani buraya gelmeyi düşünüyorsanız teleferik de kesinlikle yapılması gereken to-do listenizden bir tanesi olarak ekleyebilirsiniz. Çünkü yani Tiflis'i yukarıdan görmek çok güzel duruyormuş. Biz de bayağı bir araştırdık, YouTube'dan videolar izlemiştik. Siz de bunu mutlaka değerlendirebilirsiniz. Güzel güzel çiçek kokusu var ki şu anda. Başım döndü. Tıkandım. Ben de tıkandım. Burası Orbelini Park'ın o dediğimiz yer. Meydan, meydan yani direkt. Zaten buraya gördüğünüz zaman şu arka tarafımı, bunun arkasında o Christmas Market dediğiniz yerler 11'e kadar açıkmış. Hatta bazı yerlerde diyorlar ki konser olduğu için 12'ye kadar açık olan yerler de varmış. Kesinlikle bu mevsimde, yani bu tarihlerde gelmenizi öneririm. Yani biz şu an geldiğimizde ayın kaçına geldik? 28'inde, 27'sine geldik. Bu tarihlerde bile hala cap canlı olduğunu yani gördük. Çok çok güzel. Yani bayıldım. Bu kadar beklemiyordum yani. Avrupa'daymışsınız. İzlenimi kesinlikle oluyor. Şimdi parlamento binasının önünde, ki şurada o, böyle çok güzel bir market kurmuşlar. Gümüş eşyalar var. Böyle çok tatlı hediyelik eşyalar. Gerçekten çok güzel bir yer. Bu tarz marketler yani böyle 10 gibi kapandığını söyleyebilirim. Bir de burada havai fişeği satışı serbest. Herkes kafasına estiği gibi havai fişeği patlatabiliyor. Çok ilginç yani. Sürekli korkuyorsunuz. Pat pat seslerden belki duyarız bir tane. Şimdi kişnişli etli çok güzel bir şey söyledik. Nasıl tadı? Çok güzel. Güzel mi? Çok güzel. Wow. Kişnişli bir püre yani. Püre. İşte kişnişli püre herhalde. Wow. Kaç puan veriyorsun? Bunu verinden 8. 8. Nereden kırdın 2 puanı? Mümkünse 4 dörtlük değildir. Bu arada patates püresinin içerisine kinoa koymuşlar. Ben çok çok yakıştırdım. Bir haşlanmış et söyledik. Normal bir şekilde geldi. Bir de bu şekilde kişnişli et sipariş ettik. Böyle ortaya. Dedik hani içeceklerimizle birlikte güzel olsun diye. Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. Tis the season to be jolly. La 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 la. Don we now our gay apparel. La 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 la. Troll the ancient yuletide carol. Ne kadar verdik bu 2 biraya? TL söyle. 55 lira. 55 lira. Yani tanesi 20 küsüre geldi. 27,5. 27,5. Yani şöyle söyleyeyim. Marketler daha pahalı. Marketler daha pahalı. Çeşme'de 200 lira içeriz bir birayı. Geç, geç İzmir'den. Ay Serkan, arka tarafına bak. Çok güzel. Aa, girelim mi? Ama içtikten sonra bir şey var içeride galiba. Bayağı insanlar var. Wow. Işıl ışıl. Thank you.
Etraf o kadar güzel ki ışıl ışıl, bakar mısınız? Işıl ışıl. Gerçekten çok güzel. Yani bu tarihte gelin, hep söylüyorum aynı şeyi söylüyorum ama gelin, çok beğendim ben.